işte tasarruf oranımız %14. Evet. Ve dünyada en düşük ülkelerden birisi. Tabii bizim büyüme ihtiyacımız var. Tüketim ihtiyacımızı daha tamamlayabilir, doygunluğa ulaştırabilmişiz değiliz. Yabancı kaynak ihtiyacımız var. Dışarıdan borç alıyoruz, kredi alıyoruz. Bu ülkede de böyle bir tasarruf var. İşte kimi tahmin 2200 ton, kimi tahmin 3500 ton. Vatandaşın nezdinde, işte kasasında, masasında, boynunda, yastığında altın var. Hakikaten de bu realite. Her birimizin evinde de var tabii, bu. Tabii. Dolayısıyla bunu ekonomiye, kayıtlı ekonomiye kazandırmak önemli. Evet. Ne oluyor? Merkez Bankası'na veya bankalara giden bu altınlar karşılığında ülkenin gücü artıyor. Tasarruf gücü artıyor. Bu paraya dönüyor. İthalat yapabiliyorsun. Yatırımlara finansman sağlıyorsun. Dolayısıyla bizim bankalarımız yoğun bir şekilde gayret sarf ediyorlar. Biraz önce bahsettiğim 160 ton altını toplamış, yatırmışlar. Demek ki halkımız bankalara bu konuda güveniyor. Bir güven sağlandı. Sizin o hizmetiniz devam ediyor mu? Tabii katılım sürekli, bankalarında sürekli, da yani bunun dışında sürekli, da şu anda altın konusu katılım devam bankalarında ediyor. Da mevduat bankalarında da siz altın hesabı açabilirsiniz. Evet. Altınızı götürüyorsunuz. Adamlar eksperini çağırıyorlar. Kaç gram ettiğini tespit ediyorlar ve altınızı hesaba yatırıyorsunuz, istediğiniz zaman geri çekebiliyorsunuz. O vadeli yatırmışsan o vadesini bekliyorsunuz. Vadesizse istediğiniz zaman alıyorsunuz. Banka sizin altınınızı koruyor, hazinenin koruduğu tabii, gibi. Yastık altındaki evet. korumuyor tabii, yani. Tabii tabii, evet. koruyor. Hırsızlık riski sıfıra iniyor. Bir de az da olsa bir gelir buna tahakkuk ettiriyor. Osman